أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 82'yi bitirdik mi? 108. Ha 108. 108'e geldik. 108. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 108. ayet. Yestahfuna minen nasi insanlardan. Oralara kadar geldik. Kırık mealini yazıyorduk öyle mi? Türkçesini yazmışız. İrabını yaptık mı? İrabı yaptık mı? Yok bir şey yaptım. Sadece Türkçesini yaptık. Sadece Türkçesini yaptık. Yestehfûne They are hiding themselves istakhfuna min an-nasi from the people wa la istakhfuna and they are not hiding themselves min Allah from Allah وَهُوَ مَعَهُمْ and he is with them وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيْتُونَ when they are plotting by night مَا لَا يَرْضَى what He does not accept. من القول from the saying. وكان الله and Allah was بما يعملون with what they do muhitan surrounding
İrabına bakalım şimdi ayetin. Yestağfûne fi'alun mudari faili hum minen nasi car mecrur vav atfen la nafiye yestağfûne fi'alun mudari minallahi car mecrur. Vav atfen yahut haliye huve mübteda ma'hum mef'ulun fi, aynı zamanda burada ma'hum haber, peş sıra gelen hum muzafun iley, iz mef'ulun fi yubeyyitune fi'alun mudari failihum ما مفعول به عليكم السلام لا نافية يرضى فعل مضارع من القول جار مجرور وكان وعطفا كان فعل ماض Lafzatullah ismu kana bi car ma mecrur ya'maluna fi'lun mudari' muhitan khabaru kana. İngilizcesini yaptık, İrab'ı yaptık, Türkçe zaten vardı değil mi? Mealleri okumaya geçiyoruz. Peki. Nisa suresinin 108. ayeti. Estağfirullah. Nisa suresi 108. ayet. Diyanet meali: bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da istiğfûne, Allah'tan gizlenmezler. Ve la yestiğfûne minallah. Halbuki fiil aynı fiil, bu yestiğfûne fiili. Gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmeye çalışmazlar gibi. Fiil aynı fiil, bir fark yok ikisi arasında. Allah'tan gizlenmezler. Efendim? Bunlar da yok. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Ha bunlar, tabi girişteki bu, bunlar da yok. Fiilin içerisinden almış onu. Hmm. Halbuki Allah... Gizlenmek mi hocam? Gizlemek gösteriyor. Bu gizlenmek, yani kendi kendini gizlemek, yestağfiru gibi. Kendi adına yaptığı bir saklanma biçimi. İnsanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmeye çalışmazlar gibi. Halbuki Allah, vava halvavı yapmış, halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ onlarla beraberdir. Allah, buradaki vav meale yansımamış, Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ve Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Parantez içinde ilmiyle kaydı düşünmüş. Yani Allah kendisi değil, onların yaptıklarını kuşatan bilgisiyle kuşattı diye o geçen ders bahsettiğimiz itikadi meseleye dayalı olarak buraya bu ayrıntıyı koymuş ilmiyle. Demek ki bu yorum o kadar çok ayette önlerine çıkıyor ki her defasında koyup düzeltme veya yani uyarma ihtiyacı hissediyorlar. Bir ayette değil, iki ayette değil. Demek ki Cenab-ı Hak
böyle kullanmayı sadece bir yerde yapmıyor. وَهُوَ مَعْهُمْ diye burada söylemiyor sadece. Kaç defa Kur'an'ın başından bu yana hep bu yorum sahiplerinin bunu meallerinde, tefsirlerinde önümüze koyduklarını gördük. Elmalı Hoca'ya bakalım. İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Burada çalışırlar, burada düşünmezler demiş hocam. Halbuki onun razı olmayacağı tezviratı, yani yalan sözleri tertip ederlerken, hazırlaya dururlarken o yanı başlarında, hem yanı başlarında demiş. Elmalı Hoca yübeyyitune fiili için gece şeyini mealinde zikretmemiş. Yani illa gece bir gece yapılan tertibe bu fiil kullanılır demek ki kaygısı yok. Normalde gündüzde veya ne zaman olursa yapılan plan, proje olabilir demek istiyor demek ki. Dikkatimi çekti. Onda gece vurgusu yok. Halbuki onun razı olmayacağı tezviratı tertip ederlerken ne zaman belli değil. O yanı başlarında ma'hum. Hem Allah her ne yaparlarsa muhit bulunuyor. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط. Muhiti aynen ayetteki gibi almış ve kullanmış. Kâne'yi de yine aynı şekilde İhata manasını kullanmış. İhata eden. Ayette de öyle zaten. Muhit. Nasıl Hoca'ya bakalım. İnsanlardan gizlenirler de Allah Teala'dan gizlenmezler. Halbuki Allah Teala razı olmadığı, lakırdığı yani sözü onlar geceleyin konuştukları zaman onlar ile beraberdir. Ve Allah Teala onların her yaptıkları şeyi kuşatmış bulunmaktadır. O da kâneyi bir biçimde mealine yansıtmış Nasuh Hoca. Çantay Hoca'ya bakalım. İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki Allah halbuki onlar onun parantez içinde Allah'ın razı olmayacağı sözü geceleyin konuşup düzdükleri zaman da o beraberlerindeydi. Allah'ın ilmi yine yukarıda Diyanet mealinde gördüğümüze benzer şekilde yapacakları her şeyi kuşatıcıdır. Burada da gelecek zaman yapmış. He? O ne yapmış? Halbuki onlar onun razı olmayacağı sözü geceleyin konuşup düzdükleri zaman da o geciktirmiş biraz O'yu. Evet. Bulaç Hoca'ya bakalım. Onlar insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa o yani Allah kendileri sözden plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken onlarla beraberdir. Allah yaptıklarını kuşatandır demiş. Kâne'yi hiç yansıtmamış zaten ifadeye. Doğrudan isim cümlesi. Allah kuşatandır. Halbuki ayette kâne'li bir kalıp var. Yaşar Hoca'ya bakalım. İnsanlardan gizleniyorlar. Taksim gizliyorlar. Bu kalıp her iki anlamı el verir demek istiyor Yaşar Hoca. Da Allah'tan gizlenmiyorlar. Taksim gizlemiyorlar. Oysa ki o yani Allah onun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarf ederlerken onlarla beraberdir. Allah onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır diyor Yaşar Hoca mealinde. Onun da son cümlesinde yine kâne ifadesi yerini bulmamışa benzer. Ateş Hoca'ya bakalım. Günah işlerken parantez içinde vermiş bunu. İnsanlardan gizleniyorlar da tabi yukarıdaki ayetlerin devamı olduğu için biz hangi konuda gizleniyorlar, neyi gizliyorlar, neyi gizlenmesi, olay nedir diye az çok yukarıdaki ayetlerle irtibatlı düşündüğümüzde kestiriyoruz. Yani bu bir adli vaka. İşte Hazreti Peygamber'i yanıltmaya çalışıyorlar. Geceliğin belli planlar yapılmış delilleri karartmak adına. Hazreti Peygamber de bunlar Müslüman olduğu için onlara biraz neredeyse yakın davranacakmış ki ayetler tarafından
uyarıldığı anlaşılıyor. Şimdi onlar, yani Müslümanlardan görünen bu kimseler geceleyin plan yapıyorlar. Bahsedilen, Ateş Hoca'nın bahsettiği günah, sabahtan elde etmeye çalışacakları o haksız kazanç. Hakimi yanıltarak elde etmeye çalışacakları o haksız kazanç. Bunu yaparlarken insanlardan gizleniyorlar. Geceyi yahut tenha yerleri tercih ediyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Oysa geceleyin onun istemediği sözü söyleyip plan kurarlarken o onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şeyi ondan gizleyemezler diye ayrıca Ateş Hoca parantez içinde izahat vermiş. Suat Hoca'ya bakalım. İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Yukarıda benzeri vardı bu ifadenin. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı, tezvirat kelimesini de yukarıdan hatırladım, planlarken o hep onların yanındaydı. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir. Hoca bunları parantez içine almaya da gerek görmemiş. İlim ve kudretiyle ihata etmiştir diyor Yıldırım Hoca mealinde. Bunlar ayette açık değil. Yusuf Ali mealine bakalım. They may hide their crimes. Onlar kendi cürümlerini from men, insanlardan belki saklarlar. But they cannot hide them. Fakat onları saklayamazlar. From Allah, Allah'tan. Bu bizim anladığımız manadan daha farklı bir yaklaşım. Biz Türkçe meallerde de çoğunlukla gördük. Yani onlar insanlardan saklamaya çalışıyorlar. Bunun tedbirini alıyorlar. Fakat mümin olduğunu iddia eden bu kimseler yaptıkları bu işi Allah'tan saklamayı hiç akıllarına getirmiyorlar. Sanki Allah onları gözlemiyormuş gibi. Böyle anlayınca ifade onların psikolojisini ifşa eden ve inançsızlıklarını ifşa eden bir anlam kazanıyor. Bu Yusuf Ali'nin verdiği mana ise daha farklı. Yusuf Ali'nin verdiği manada şöyle anlaşılıyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki insanlardan belki saklarlar ama Allah'tan saklayamazlar gibi. Estağfune minennez. Yani onları ifşa eden değil de onları bir bakıma tehdit eden ifadeye dönüşüyor. Estağfune minennesi. İnsanlardan saklıyorlar. Ama وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan saklayamıyorlar, saklamıyorlar gibi böyle bir manaya kaçırmış veya böyle bir manaya yormuş ayetin giriş ifadesini. مَيَعْمَلُونَ مُحِيطًا Yani başını da böyle tutmuş. El veriyor mu? Yani üç aşağı beş yukarı bu manaya da belki el verir. But they cannot hide them from Allah. Seeing that he is in their midst when they plot by night. Onlar geceleyin plan kurduklarında Allah da tam ortalarındaydı. Ayet yanlarındaydı, biçimindeydi. Burada tam beraberlerindeydi. In words, öyle planlar ki şu sözlerle that he cannot approve. Allah'ın onaylamayacağı türden sözlerle gece plan yaparlarken. Bunu bile bile. And Allah does compass round. Ve Allah kuşatmıştır etraflarını, all that they do, onların her yaptıklarının etrafını Allah kuşatır şeklinde Yusuf Ali mealini bitirmiş. Bihtel mealine bakalım. They seek to hide from men. İnsanlardan saklamaya başvuruyorlar. And seek not to hide from Allah. Allah'tan saklamak için bir girişimde bulunmuyorlar. He is with them. O aradaki vav Bihtel mealine yansımamış. He is with them. O onlarla beraberdir. When by night they hold discourse displeasing unto him. Geceleyin onu memnun etmeyecek konuşmaları onlar yapa dururken. Allah ever surrendeth what they do. Allah onları her dem kuşatır, her yaptıklarını kuşatır her dem diyor Pictel mealinde. Şakir mealine bakalım. They hide themselves, kendilerini saklarlar. From men, insanlardan. And do not hide themselves, ve saklamazlar kendilerini. From Allah, Allah'tan. And he is with them, ve o onlarla beraberdir.
When they meditate by night, geceleyin plan yaparken, words, belli sözleri, which please him not, Allah'ı memnun etmeyecek türden. And Allah encompasses what they do. Ve Allah kuşatır her ne yapıyorlarsa diye Şakir meal yapmış ayetle ilgili. Şimdi Türkçe meal dosyamıza geçelim. Sıra ona geldi. Nisan suresi. Yani 4. sure. 108. ayet. Ayeti buradan kopyalayayım. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan saklanmaya çalışıyorlar da Allah'tan saklanmaya çalışmıyorlar. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَاهُمْ Halbuki o مَاهُمْ onlarla beraberdir. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ Hani onun razı olmadığı sözlerden geceleyin plan yapa dururken desek olur mu? Halbuki onlarla beraberdir. Hani onun razı olmadığı sözlerden geceleyin plan yapa dururlarken daha uzadı dururlarken. Geceleyin. Baştaki bey koyduk mu? Hangisi? Bu işte o hal vav olduğu için. İlk başta yok zaten vav. Yok mu ya? Yok. Şey demiştiniz, demiş ki kendileri değil, bunları saklamaya derken bir eleştiri götürmüştünüz gibi. Burada saklanmak. Kendilerini saklamaya. Yani o kelime daha ziyade o anlamda bence. Ama bir şeyleri saklama anlamında da kullanılabilir. Yani onlar günahı mı saklıyorlar ya? Kendileri saklanıyorlar. Günah zaten soyut bir şey. Günah böyle kutuya koyma şeyi yok. Zaten oturmuşlar, söz planlıyorlar. Ne yapalım yarın? Şöyle derim, böyle derim, sen onu oraya götür, önüne falan. Anladın mı? Dolayısıyla tenha bir yerde kendilerini saklamışlar. Bunun meseleyi konuşuyorlar. Türkçe'de böyle çok önemli oldu. Çok tehlikeli değil mi? Onlarla beraber de bir şekilde sona mı almak lazım? Yani o huve me'ahum ifadesi kaybolmasın istedim ama isterseniz bir sonraki... Günahı saklıyorlar mesela, toplumda geziyor mu? Abi günahı saklıyorlar. Mesela onlar kendileri değil. Sözleri geceleyin kurarlar. Bizim burada günahı değil, kendilerini saklıyorlar. Yani o dediğiniz örnek de olur tabii. Bu da yestekfune, yani saklanıyorlar şeyden, milletten. Ama yestekfunenin kalıbının içinde o da var tabi. Evet. Yani o fiili yapmaya çalışmak var.
Neydi? Sen diyordun. Hocam onlarla beraber bozmaz. Bozalım. Sonrakiyle birleştirelim bakalım. Halbuki onlarla beraberdir. Halbuki o onlar hani onun razı olması bir geceliğin falan diye bozulurlarken onlarla beraberdir. Çok garipsin. Göbek gibi oldu, araya aldın onu. Daha farklı birleştir. Halbuki o onlarla beraberdir. Onun razı olmadığı sözlerden geceleyin plan yapa dururlarken. Veya bütünüyle hepsini geri koy. Hani onun razı olmadığı sözlerden geceleyin plan yapa dururlarken, halbuki o onlarla beraberdir. Yine çok ters yüz oldu yani oradaki ifade. Halbuki o onlarla beraberdir. Hani onun razı olmadığı sözlerden geceleyin plan yapa dururlarken. He? Ama senin söylediğin de Çincesi gibi oluyor, Türkçesi gibi olmuyor yani. Başka alternatif varsa değerlendirelim, o kadar göbek yapmadan. وَهُوَ مَعْهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Hem Allah, hem Allah onlar ne yapıyorsa yapıyorlarsa burada birkaç şey Allah yaparsa. Onlar ne yapıyorlarsa kuşatıcı idi. Hem Allah onlar ne yapıyorlarsa kuşatıcıydı. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Hem Allah onlar ne yapıyorlarsa kuşatıcı idi. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Okey meali baştan aşağı şöyle beraber birlikte görelim. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ. İnsanlardan saklanmaya çalışıyorlar da, o aradaki vava da manasını verdim, şu vava. İnsanlardan saklanmaya çalışıyorlar da Allah'tan saklanmaya çalışmıyorlar. Öyle. وَهُوَ مَعْهُمْ. Halbuki o onlarla beraberdir. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Hani onun razı olmadığı sözlerden, bu da çoğul değilmiş, dikkatinizi çekmedi. Tekilmiş ayette. Hani onun razı olmadığı sözden geceleyin plan yapa dururlarken. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Hem Allah onlar ne yapıyorlarsa kuşatıcı idi. Var mı başka bir mülahaza? 4. surenin 108. ayetiyle ilgili olarak. Kuşatıcı daha uygun olmuyor mu? Ayette öyle değil. Vakane var ya burada. Kane. Vallahu bima ya'malun muhit olsa Allah yaptıklarını kuşatıcıdır olur o zaman. Öyle ayetler de var zaten. Vallahu. Ama burada kane ile Cenab-ı Hak. Evet. Ha öyle de yine kane'ye karşılık tabii. Kuşatıcıydı yasak hocam. Olur. Birleştireyim diyorsun. Kuşatıcıydı. Hem Allah onlar ne yapıyorlarsa kuşatıcıydı. Başka bir mülahaza var mı? Peki Nisa suresinin 108. ayetiydi. İngilizcesine geçelim.
Dördüncü sure 108. ayet. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ. They are hiding themselves مِنَ النَّاسِ, from the people. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ. They are hiding themselves from the people. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ, and they are not hiding themselves min Allah, from Allah. They are hiding themselves from the people, and they are not hiding themselves from Allah. وَهُوَ مَعَهُمْ, while He is with them. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ, when they are, when they are plotting by night. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى, what he does not accept. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, from the word, from the saying. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, and Allah was with what they do surrounding. And Allah was with what they do. وَكَانَ اللَّهُ مِعْمَلُونَ مُحِيطًا. O came tümüyle meali. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ, they are hiding themselves from the people. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ, and they are not hiding themselves from Allah. وَهُوَ مَعَهُمْ, while He is with them. إِذْ, when, يُبَيِّتُونَ, they are plotting by night. مَا لَا يَرْضَى, what he does not accept. مِنَ الْقَوْلِ, from the saying. وَكَانَ اللَّهُ, and Allah was. بِمَا يَعْمَلُونَ, with what they do. مُحِيطًا, surrounding. Bu da Nisa suresi 108. ayete dair düşündüğümüz İngilizce meal. Bir mülahaza yok ise 108. ayetin mealiyle ilgili 109. ayete geçelim. Nisa suresi 109. ayet. Estaizu billah. Nisa suresi 109. ayet.
Ha entum. Ha işte siz. Ha entum. İşte siz. Ha entum haulai. İşte siz. Sizler. Bunlar. Ha ent, siz onlarsınız ki. İşte siz onlarsınız. Haulai. İşte siz bunlarsınız. Ha entum, işte siz bunlar. Cadeltum anhum fil hayati dunya. Dünya hayatında onlar adına, onlardan ötürü mücadele ettiniz. Önceki ayette bunun yasağını gördük. Bir önceki ayet değil, ondan da önceki ayet. وَلَا تُجَادِلْ. Mücadele etme kendilerini kandırıp duranlar adına. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ. Kendilerini kandırıp duranları savunmaya kalkma. Onlar adına hak araması yapmaya kalkma. Onlardan taraf olma. Bağlamı içerisinde bu manaların her biri ne gelebilir? Şimdi devamında Cenab-ı Hak diyor ki, hala aynı konuya devamla. Yalnız bir farkla, burada doğrudan tekil yasaklar vardı ve biz Hazreti Peygamber'i muhatap aldığını düşünüyorduk. İşte وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَصِيمًا. Hainler adına bir hasım kesilme. Kendilerini kandıranlar adına onları savunmaya girişme. Mücadelede bulunma. Tekildi buradaki ifadeler. Şimdi burada çoğula döndü. هَا أَنْتُمْ هَا اُلَٰئِ. Aa işte sizler. جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında onlar adına mücadelede bulundunuz. فَمَنْ يُجَادِلِ اللّٰهَ فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim onlar adına kıyamet günü mücadele eder ki, mücadele edecek? Demek iki yer şeyi var burada. Biri dünya hayatında, fil hayati dünya. Diğeri kıyamet günü. Diyelim ki siz dünya hayatında bunları savundunuz. Diyelim ki bunlar adına taraf oldunuz. Karşı taraftan hak gasp ettiniz bunlar için. Dünya hayatında kendinizden diye, sizden diye hainleri kolladınız. Onlar adına mücadele ettiniz. Diyelim bunu başardınız. Dünyada bunu yaptınız. Kıyamet günü Allah'la kim mücadele edecek? Bu kez Cenab-ı Hak burada ismini zikretti. Demek ki buradaki mücadele, şuradaki de mücadele, dünya hayatında hak talep edilen tarafa karşı, davalıya karşı olan mücadeleydi demek ki. Karşı hasma karşı olan mücadeleydi. Dünyada bunu yaptınız, adamların haklarını ellerinden aldınız. Kendinizden olan kimseleri savunmak adına bunu başardınız ama bunu dünyada yapsanız ne olacak? İşte siz bunu yaptınız. Diyelim, فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ. Allah bırakır mı yakasını? Bırakmaz. Kıyamet günü kim Allah'la mücadele edecek onlar adına? فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Biri öne çıkıp onları bu kez de Allah'a karşı savunabilecek mi? Dünyada diyelim ki alavere dalavere becerdiniz, kılıfına uydurdunuz, karşı tarafı haksıza çıkardınız, elinden malını aldınız, bunu başardınız. Bunun demek ki kıyamet günü savunucusu Allah olacak ki, bu kez kendisiyle karşı karşıya getiriyor. Diyelim bunu dünyada yaptınız, becerdiniz. Kıyamet günü bana karşı neyi savunabileceksiniz? فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ. Buradaki bu ifade demek ki artık orada mazlumun hasmı bu kez artık Cenab-ı Hak. Yani onun adına hak aramada bulunacak olan, onun tarafı olacak olan, onun kaybı, ona kaybettirilen, verilen zararı karşı tarafa soracak olan Cenab-ı Hak. Kıyamet günü onlara ne diyeceksiniz demiyor Cenab-ı Hak burada. Diyelim ki dünyada bunu becerdiniz, mazlum tarafı mağdur ettiniz. Hainlere taraf oldunuz, hainler adına savunmalar yaptınız, onları kayırdınız.
ahirette adamların yüzüne nasıl bakacaksınız demiyor. Ahirette benimle bu mücadeleyi nasıl sürdüreceksiniz diyor. Kim Allah'a karşı onları savunmaya devam edecek ahirette? Diyelim dünyada yaptınız. فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dolayısıyla ayette Cenab-ı Hak doğrudan kendisini koymuş. Bunları ben savunacağım diyor, karşımda savunacağım. Değil mi? Evet, onları ben bu kez savunacağım. Siz benim karşımda onları nasıl savunacaksınız? فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ayetin şu giriş ifadesi ilginç. هَا أَنْتُمْ هَا اُلَٰهِ. İşte şimdi sizler. Ve sanıyorum Kur'an'da bu ayete özgü değil bu ifade biçimi. Birkaç ayette daha var diye düşünüyorum. Böyle yine yergi dolu ifadelerdi. Buradakine benzer bir şekilde. Daha önce bile geçti galiba. Ha entum haulai. Üç yerde varmış. İlkini Ali İmran'da görmüşüz. Ha entum haulai. Dikkat ederseniz yazımı aynı. Deminki bilgisayar yazısıymış demek ki. Ha entum haulai. İşte şimdi sizler hacectum, hüccet getirdiniz, tartışmada bulundunuz. Fîmâ lekum bihi ilm. Yanınızda ilim bulunan bir şey üzerinden. Ne yaptınız? İlim varken nikâşta bulundunuz, münakaşa ettiniz, tartıştınız. Felime tuhâccûne fîmâ leyse lekum bihi ilm. Peki ilminiz olmayan konuda niçin tartışıyorsunuz? Diyelim ilminiz olan konuda tartıştınız. 66. İlminiz olmayan konuda niye tartışıyorsunuz? فَلِمَ تُحَاجُّونَ. Yine bizdeki ayete benzer bir şey var, iki durum var. İlminiz olan bir konuda tartıştınız, ilminizden delil getirdiniz vesaire. Bu anlaşılabilir bir şey. Peki, فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلْمٍ. Hakkında bilginiz olmayan, ilminiz bulunmayan şey üzerinden ne diye tartışıyorsunuz? Yahudilere gelen bir ifade bu. Evet, Hazreti İbrahim Yahudiydi demelerinden ötürü. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah biliyor, siz bilmiyorsunuz. Nisa suresi, bizim okuduğumuz ayet, bugünkü ayet. Bir de ileride Muhammed suresinde önümüze gelecekmiş. 28. ayet yanılmıyorsam. Ha entum ha ulai, işte şimdi sizler tud'auna, çağrılıyorsunuz. Litunfiqu fi sabilillahi, Allah'ın yolunda harcamak üzere. Feminkum men yebhal, aranızdan cimrilik eden var. Ve men yebhal, kim de cimrilik ederse. Fe innema yebhalu an nefsi, kendinden sakınıyor demektir. Yani ona bir şeyler verecek Allah, ama o Allah ona bir şeyler versin istemiyor. Harcayacağı şeyi kendinden sakınıyor gibi. وَمَنْ يَبْخَلْ. Kim cimrilik ederse, bizim ayetteki يَخْتَانُونَ'ya benziyor. Kendilerini kandırıyorlar ifadesine benziyor. وَمَنْ يَبْخَلْ. Kim de cimrilik ederse, فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Gerçek şu, kendisine bir şey vermekten esirgiyor. Çünkü o vereceği şey kendisine dönecek ya. O kadar bu reel bir dönüş ki Cenab-ı Hakk'ın nazarında. Bu esirgeyişini Cenab-ı Hak böyle tarif etmiş. وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِ. Vermek istemeyen, cimrilik eden kendisine karşı cimrilik etmiş olur. وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. Halbuki Allah zengindir, sizler fakirlersiniz. وَاِنْ تَتَوَلَّوْا. Eğer yüz çevirirseniz, sırt dönerseniz, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Sizden gayrı bir topluluk ile sizi değiştirir, sizi götürür. يَا اَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اِنْ يَشَعْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ. Oradaki ayette de benzer. Hemen orada da fukara var. Allah zengindir.
Burada da aynı mana tekrarlanmış. Yüz çevirirseniz يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ sizden gayrı bir topluluğu değiştirir, sizinle yani. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ onlar da sizin gibi olmazlar. Siz bu fırsatı tepmiş olursunuz. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.